Evet değerli takipçilerim, Cemile'nin Köy Hayatı YouTube kanalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kıymetli takipçilerim. Uşak Bozkuş Köyü'nden herkes sevgiler, selamlar. Allah'ın selameti, bereketi üzerleriniz olsun. Kıymetli takipçilerim, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız, hamdolsun, şükürler olsun, bizler iyiyiz. Arkadaşlar, güllerimiz kurudu, gördünüz mü? Açıdan çekim yapacağız. Açı sen, ben çekeyim Halil. 2 dakika gibi. Arkadaşlar, indim bahçeye. Şu pırasalarımızı çıkaracağız. Toprağı kuyulacağız. Vallahi buraya kuyulamayacağız. Buraya kuyulattırmıyor Halil. Bunları evin önüne kuyulacağız arkadaşlar. Yani toprağa gömeceğiz. Öyle deriz biz arkadaşlar. Bunlar sararacak, buracak. Bundan sonra gevrecek. Güzel yemeği yemesi elde güzel oluyor arkadaşlar. Kışın ekşili yemeği de çok güzel oluyor. Buraya koyunlarımız koyacağız arkadaşlar. Burası bizim çok otlandı. Aşırı derecede otlandı, gördünüz mü değerli takipçilerim? El arabayı da gettim. Şimdi bir çuval geçeceksin, altını sereceksin. El arabanın içine koyacaksın. Çünkü elimle taşıyamayacaksın. Gece biraz yağmur yağdı. Bayağı yağdı. Yağışlıydı hava arkadaşlar. Yerler çamur. Şöyle gösteren yumuşakken çıkacaksın. Yumuşak olmayınca çıkmıyor arkadaşlar. Evvel gün denedim. Olmadı. Çapayla da gassak kop kop veriyor. O yüzden ben bunları bakalım bir elimle astır astır vereceğim. Benim oğlan gelecek şimdi de. Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle kökünle çıkaracaksın. Ha böyle böyle arkadaşlar. Çıkacak bununla. Topraktan çıkaracağız. Bundan sonra götüreceğiz evin önüne. Toprağa kuyulacağız arkadaşlar. Gevresin sarasın vurduk hale. Yağsa da çamur olsa da hiçbir şeyle olmaz. Arkadaşlarım, pırasalarımı ağır ağır çıkarıyorum akşamleyin. Gördünüz mü? Değerli takipçilerim. Burada da hala bir taraftan çıkarmaya devam ediyorum. Yumuşakken kolay çıkıyor. Sert oldu mu hayatta çıkmıyor arkadaşlar. Toprak iyice çümlendi. İyi olmadı, o yüzden çıkarması zor oluyordu. Hemen fırsattan istifade. Yumuşamış toprak. Biraz çıktı. Kırık teri fintos biberlerim var. Aha, bunları toplayacağım arkadaşlar. Ondan sonra galiba koyunları koyacağız. Benim oğlanın canı çıktı. Otobakın bir değer takipçiler. Fidanlarımın kuruyan yerlere otlandı, çöplendi diyenciler. Bir pırasalarım iyi oldu arkadaşlar. Bir de fintos biberlerim iyi oldu bu sene. Fintos turşularıma. Ha, onları da toplayacağım şimdi birazdan. Şurada da dolmalık biberlerim var. Kızaranla. Allah. Daha arkadaşlar sert çıkarması zor oluyor. Ya bunu bugün yine yoruldum arkadaşlar. Benim oğlanla kuzuların yerini arıttık. Bundan sonra tavukların yerini temizledik. Yukarı çıkmadan da pırasalarımı halledeyim de öyle çıkayım de. Uy çıkma. Bazısı elimden kayı. Çıkan çıkacaksın da. Çıkamıyorum çapanın ucundan. Dokunun dokunu dedim mi çıkar onu arkadaşlar. Akşam oluyor yine, akşam karanlığı oluyor şimdi. Evet arkadaşlarım. Pırasalarımı yoldum. El arabamı doldurdum. Bir el araba fırsam geldi değerli takipçiler. Allah bereket versin yete. Ama gerçekten güzel olmuş. Bakın arkadaşlar. Bayağı büyümüş. Güzel olmuş. Etlenmişler. İnceler de var için ama kalınları daha çok. Bu sapsarı gevredim daha güzel olur arkadaşlar. Şimdi elime poşet aldım mı? Bu fintos biberlerimi de yolcan. Tamamen bugün bahçenin işini bitireceğim arkadaşlar.
kırmızı rani yeşillerini alacaksın arkadaşlar böyle. Evet, Zehra yengem geldi arkadaşlar bize. Oturuyoruz annemin evinde. Annem daha orada Esin'e uyuyacak yalım. Selamünaleyküm. Bir aleyküm selam Zeruş. Ben bugün Sevim kardeşim Cemile'nin yanına oturmaya geldim. Allah razı olsun Sevim çay pişirin dedi, pişirmedim. Çünkü ben her akşam yemeğinde çorba da olsa yanında çayımı içiyorum. O da meyve kodu. Ay, eğleniyoruz, burada vakit geçiriyoruz. Geceler uzun olduğundan. Sabahla olmuyor. Kış geldi galiba. Evet, şimdiden sonra oturma günleri geldi bizim. Aşağıda. Tabii mesafe olarak. Mesafeli oturuyoruz. Zaten iki kişisiniz aha. Evet. Hani erkenden duyacak mı ne bileyim ben, ağzını bırakmayın oraya. Erkenden uyuyacak. İki düştüş. Zehra'yla benden başlıyor. Akranız ya. Kapılar kapandı galiba. Tamam. Daha dünü geliyoruz. Yaşlarda oturuyorlar arkadaşlar. Evet. Bizim mekan. Orası iyiydi canım. Mekan şey, evin yönünü bir görseniz çadırına falan geldiler diye. Bayağı soğuktaydı. Önden 11'e kadar oturuyorduk orada. Hanım, bir oturduk galiba geçenlerde saat 8:30 dedi mi dağılmaya başladık, üşümeye başladık. Öyle diye Erdal. Ya bu gıdak diye kendilerini zorlayacaklarını soğuktu diyor. Yok adı sırayın. Ya sıkıntı basıyor. Yok adı uykumuz geliyor. Ben de diyorum ki can eğlendiriyorlar diyorum. Değil evet, mi? Sıkıntı. Evet. Geçen gün gece ben de öyle uyudum uyanamadım. Ya balkona çıktım daraldım. Erdal da nereye gitti bu diye bakmaya gelmiş. İçeride daraldım bir andım. Ne bileyim bir içim gerginlik ya girdi. Ya şimdi evde oturdum tamam. Mehmet ile oturuyoruz ya. He. O dizi seyretmeyi çok seviyor. Bir de bir daldı mı diziye galiba kimseyi de yanında konuşturmaz. Dur bakalım. Neyse bakalım de. He. Sus bir. Ben de ne istiyorum? Oturdum yerde uykum geliyor. Böyle uyuklamaya başlıyor. En iyisi bir dön gidelim diyor Sevim'in yanında. Vakit geçirin diyor. Onun açık ne yapacaksın ya? Ne ya akşamdan açık vakit geçirdim. Erkenden evet, yapmayın evet. Sabah olmuyor Zehra yenge. Olmuyor. İnsan akşam... Bir benim bir huyum var. Mesela 2'de 3'te uyandım da daha bir daha uyuyamıyorum ben. Saatlerce dön Allah dön. En nihayet televizyon açın. Açık televizyon seyrediyor. Ona baka. Uykum geliyor. Baka uykum geliyor. Ondan sonra kapatıp yatıyorum galiba. Televizyonda sen. Gündüz neyle gerek vakit geçiyor değil evet, mi? Evet evet. Gece hiç oldu mu? Gece oldu mu vakit olmuyor, geçmiyor ya. İnsan ne bileyim vakit geçmiyor. Akşamdan yattın mı da sabah olmuyor. Yine yaz avı diye bizi Zeren aşağıya iyi oluyor. Güzel oluyor da aşağıda. En temiz hava. Şen şakrak mallecek toplanıyorduk. Evet. Halime geliyordu, İmine yengem geliyordu, Haviz oluyordu, sen oluyordun, ben... annem oluyordu. Evet. Ondan sonra bazen Sabahat geliyordu. İyi demin gönlü gal, vallahi kış çok, geldi. Çok iyi. İnşallah yazın çıktı gibi bir de kış çıkar Zerenge. İnşallah. Bir daha kıyasa. Mart'tan sonra devam atılmaya. Evet, devam. Ne demem ya, sağlık evet. Olsun. Sen pırasaları kazmışsın Cemile, gömdün mü? Gömmedim Zehra'ya, bakalım gömecek yer arıyorsun, el arabada duruyor. Neden diye sorarsak. Arkanına gömeceğe gömem diyoruz. Halil koyun kuyacağını, geçen sene köstebek taşıdı Zehra'ya. Aa köstebek oldu mu çekya? Bir zaman 2 sene ben bu tarafa, he. Samsatlardan tarafa soğan diktim de vallahi bir tane soğan alamadım. Hep köstebek çekti. Noldan? Gülme kırık. Soğuktan dediğine güldüm. İyi ne diyeyim lavabı diyeyim Zeray'ın? Evet. Herkes değil lavabı adamı. Lavabı. Benim adama da Koçerev diyorlar he. Mesela. Bu ama da Efe Tayyar diyorlardı. Evet. Braşı'nın Halil diyorlardı rahmetliğin. Evet. Adı kaldı, lavabı kaldı babamın. Değil mi Zeray'ın? Şimdi Zeray'ın el arabada pırasa duruyor. Yolduk. Şuraya köşe... Dönecek yer bulamadım.
Koca tarladık içinde. Arkadıma yarımız öndü mü? Öyle dön halle. Şuraya köşeye, köşeye dön. Leğeni getiren, toprağı oturturan için oğlum. Bel arabı şey gören. Toprak üstüne de çadır çeken diyorsun. Çünkü neden derseniz arkadaşlar benim Halil'im yönünü çimen dikeceğini vere bahçe belli. Gördün mü sen bellemeye başlamış. Buraya. He. Şey demiş düzelteceksin, belleceksin. Çimekçi. He, karık açılıyor döngü nurlar. Dere topeliydi ya. Evet. Onları düzelteceğimiş karıkla. Ondan sonra çimekileceğimiş, bağırın çimleneceğimiş. Oraya gal o park gibi yapacak. He. Ondan sonra orayı süs. Yol koyacağımız süs pakat taşlarından. Bir de çocuklar oraya beşek koyacaksın anne. Ben de oraya bir şey ekmeyeceğim. Ekmeyeceğiz bir şey de. Pırasalarda da oraya sabah da... Sabah yaz gününde yine güzel olur. O çimin üstünde heh, çay içmesi şimdi, mesela. Vallahi çok güzel olur. Bizim mekanı buraya getirip de koymazsa et ağlığı gibi. İyi olur aslında. Gelir gideriz biz. siz de burada otursunuz daha güzel olur. Bizim yazlığı getirir. Piknik burada. Alanı gibi güzel olur. Evet güzel olur ya. Şimdi anne diyor oraya pırasalar diye kuyulasan diyor oraya oyuk kalır çimsiz iyi olmaz diyor. Evet orası da doğru. Vallahi ne yapacaksın galiba? Çayır al hangi dendi gömeyim bari. Sen o direndi bari toprak yığılıyor. Aha oraya eşçeneş. Valla beton olur koyun lan. Onu gari toprağla örteceksin gari ya. Çok toprak vardı. He iyi olur mu bu? Kepçeyle gazıldı ya. He. O koyundan gazılan toprak yığılıyor orada. Valla millet laf eder beni. Yaradı değil mi dışta? Dışta. 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 Çay orada tam şeyde direndi bir de. Olsun Zehra dışta. Kâbül değil tamam. Dışta olsun. Malmış at çinlemez. Hani malmış at çinlemez onu ya. Benim onu kardeş. Öten at nasıl geldi? Getirin hepsi benim tarlayım. Daha iyi gibi. En iyisini Zehra şunu oraya bari götürem. Öğrencim abi nasıl olsa. Ya işte orada da getirip götürmez çamurda iyi olmaz. Evet kışın zor oluyor. Çamurda geldi de böyle pırasa çıkar. Ben burada elim ayağımı şuyu bir adım yede. Evet. Su çayırı, su çiçeklerin yanına bari köşeye gömelim. Annemin ha o çiçek diktiği yeri bari gömelim. O orada olur. He. He. Orada olur. Örtü veririz üstüne. Evet. Köstebek çeker mi ki orada? Orada köstebek neresi? Olur da yani ya olur ya olmaz orada yani. Aha burada. Kararsız kaldım. Sen ne diyorsun ben çayırda şeyde köstebek olacağını. Çekti Zehra. Ama Zehra yenge. Ama oraya ekiliyordu. Zehra yenge geçen sene var ya benim buraya. Pırasaları astıldım pırasalığa elimi geri geliyordu. Bir tane pırasa kafası bulamadım. Burada olursa Cemile burada önden ekim yapılıyordu. Böyle çayırda ekim mi yapılıyor? Yok. Ne edeceğiz? İşte oraya toprak yılarda. Üstünde o toprakla örtersen olur. Vallahi ben oradan her nasıl şey için ha şuraya köşeye bakalım diyen talle. Altın diyorlar poşet kodun da toprak attın mı o zaman köstebek çekmemiş diyorlar yaslavan o, benim. O öyle de ben öyle de. Çürümez mi öyle sen? Ha? Çürümez mi? Naylon üstüne çürümez. Ya naylon sercen açık altına bir toprak saçarsın evet, onu. Direkt onu mu? Direkt çürüdü. Ha işte naylon üstüne diyorlar toprak attın diyorlar. Aha öyle olur. Hı, toprak attın mı bir şey olmaz diyorlar. Doğru. Bakalım sabahleyin bakacağız bir çaresine. Ben de gömmedim daha bakalım ne zaman. Ay, yoldurdu benim oğlan dün gal temizledim ben de Allah affa. Azıcık biberler vardı onları topladım. Ondan şimdi sonra... yağmur yağdı bir de sulandı ya benim. He. Girilmez. Girilmez galiba. Amca de alacak ya. He o soruyordu geçen havuz Zeray. He. Şey de alacaktı ya senin Leyla abla da alacaktı ya. He. Motorla Emine. Emine de alacak. Çok mu senin pırasa fazla yok yalan bu sene? Vallahi yine de vay epi. İki karık mıdır? İki karık. Tabii bir karın o ağaç bölgesinde kaldı. O inceleri kendime gömerim. Bu tarafı iri. He, irilerini satarsın. He, irilerini satarsın. Zaten sen pek kim oynuyorsun? Yiyoruz ga. Ya bükmesini seveyim benim de çocuklar. Biz bükmesini pek ettirmiyoruz. Ya halle ben. Ağaç dokanıyordu ya. Ya afırın da ağaç edeceksin de acık gevredim ettirebileceğim ben. Zerenge. Halil patates seviyse daha da pırasa bükmesi varsa gelem diyor. Pırasa bükmesi. He, çocuklar pırasını çok seviyorlar. Da geçen ha saçta yaptığım pırasa bükmesi ne güzel olmuşmuş. Çok tatlıydı dadı. He, çok güzel. He, lezzetliydi. Çok... Azı da meyem. Kabak da güzel olmuş. Hepsi de güzeldi ya. Kabak da güzeldi. Güzel oluyor yemesi de şey. Allah affa acık diyor. 2-3 gün şetsin diyor. Gevreye versin de kızım edemedim. Şimdi gazık gibi olmaz onlar dedim. Pırasalar değil mi? He. Pürçünde ne dersen olur. Pürçü de kalmadı hani yola kopara. Evet.
Mehmet'inkinde nasıl kalın? He. Mehmet? O çok sulamadı bu sene. Pek kalın, pek güzel. Hani onlar çok ağzı sulamıştır. Dedim, yani biz su bulup da sulayamadık. İki karık ama çok güzel, bir de karık. Bizim de geç dikildi, bir de ağaç ya altına dikildi benim. Geçen sene nasıldı? Bilek gibiydi benim pırasalarım. İlhanalarda dürülmedi herhangi. Millet vere soruyu sen ilhanalar. Dürülüyor gali, dürülüyor. 15 günü daha yenir gali. Yenir. Yenir mi? Olur. 15 günü kadar olur. Şey derse görüş etmedi, yapraklardan açık koyunları getiriverem diyelim. Keseceğiniz zaman olmayan yapraklardan açık getiriverem koyunlara. Toplar sana kalırsa. Top sahasına tatıverem. Kürtel çok taşıydı. Bunlar bayağı gettiler. Ondan kalırsa. Dürülmeyenlere vardı onu. Şimdi Mehmet kalmadı başı, mı Gale? Da kalmadı. Hı. Mehmet başını bekle döküyordun, şunu kes. Yani durulmayanları. Birini kesti, hı, koyuna götürüyorum. Emrah demiş, sen onu alma. Ne diyeceğim? Zehra yenge gideceksin Gale diyordu. Ben de iki daha oturam diyorsun. Zehra yenge. Benim iğne saati geliyor galiba. Ona. Şeker iğnesi vuruyor Zehra yengemde. Zehra geçen ha 9.30'a çıkarttık ya. Geç yorulsun varsın. 9.30'da ayrıldık. Şimdiden sonra bizim Zehra'yla alarm vardır. Zehra'yı ben ekmeği yedim mi telefonu bir kere çaldırın kaparım. Bir daha bir çaldırın kaparım. Şifre bizim. Onda ben Zehra bilir onu. Aramazlar birbirlerine çaldırırlar kapatırlar. Öyle konuşmayız arama şeklinde. Bu beni bir sefer çaldırır ya da iki sefer ben anlarım. Sevim'den geldiğini. Onda... Hemen doğru soluğu burada alıyorsun. Oturuyoruz kalkıyoruz ne edem ya. Yaşlılık galiba sakinden. İmine yengem de geliyor genel diyenlerine. Evet. İmine yengem böyle şeye gitti yalım. Aksiye mi gitti? Şeye gitmiştir o. Şehre gitmiştir. Kızının yanına gidecekti annem ya. Kızı bugün izinli oluyor. He. Gidiyorlar da aşım üstü. Kayınlısı katma bükmetmiş aşağıya. İster bize geliyem ister uşak bir eve demiş. Telefon geliyor. Bilmiyorum Ankara'ya. İyi ya. İyi güzel bir şey ya. He, iyi oluyor yine de arada. Tabii iyi olmaz. He, bir değişiklik oluyor. Öldü geçen babam 2-3 gün durduk ya. Bundan sonra diye her aylık almaya geldiğine geleceğiniz 3 gün geleceğiniz diyor. Ama dedim benim de neler canım isteği olma dedim. Çoluk çocuk dedim valla maalesef. Çoluğumuz çocuğumuz. Doğru. Oraya vadın mı? He, sevim okulu gidiyor. Halil işi gidiyor. Evet. Yine Erdal'ı idare eder de çocuklar benim Halil bir gün durdum. Ertesi gün almaya geliyor bana. Bunda galiba Halil gelmedi 2 gündür ama oğlum dedim. Ne güzel. Bir çay pişirip de çocuklar tek başına içmeye canları istemiyor. Ya anne gibi başlarında tabii top değerlenip toplanıyor. Ne oluyor kızım bağırıyor canda. Oğlum çay içeceğim ekmeği yok yedim ben. Erdal'a diyorum kızartma yap verelim. Hayır biz yedik. Annem yemek yapmış kumuş gitmiş. Gari canımı rahat etmiyor. Aşağıya çıkıyor bir değerlenip topluyor. Ha o gün şey gitmeden yapıverdim. Kızartmalarını yapıverdim. Yemeklerini yapıverdim de. Ama. Ya her gün evinde olduğu gibi de gene de olmuyor. Tabii tabii. Galiba babam da yaşlandı ya yazık işte. Yani. Kendi kendine biz arzuluyor. Ayıyorlar ya yaşlılar galiba. Elimizle erdikçe herhangi gitmeye çalışıyoruz. Keşke buralarda olsalar da yine akşam sabah girseydik. İşin olsa da bir 5 dakika girer çıkardın. Ya bir şirdinden bir kaşık uyuverdin. Diyencilerin ya bir çaylan içen geldin. İyi olurdu da maalesef. Keşke benim de annem babam sağ olaydı da yanına gideyim. Değil mi Zehra? Sen hiç babam ana... 7 yaşında öldü. Ben 7 yaşındaydım babamın öldüğünden. Annem 53 yaşındaydı. Emrah kucağımda 8 aylık o kadar görebildi. O da o zaman öldü. Ana baba kölgesi. Ana baba yok. Bir Allah verse oğlan kardeşim. Allah razı olsun. Bir baba gibi ara sonra beni her zaman... Devamlı telefon eder, gelir görüyoruz, gelirler giderler arabaların altına. Allah bin kere razı olsun. Gene doların güzel olmadı. Evet, Zehra evet. Yengem arkadaş, ana buva kölgesi görmemiş de. Evet. Sırtını yaslayamamış kimseye. Evet, garibim garip geldi, garip gidiyor işte. Evet. Çocuklar da yabandı şimdi arkadaşlar. Hepsi yabanda. Kendi yabanına gelmiş. Çocuklar da şimdi yabanda onu demek istiyor. Evet. Yabancı geldim, yabancı gidiyorsun diyor. Çocuk. Biri Edirne'de oğlumu, kız İzmir'de, oğlan bir uşakta Allah razı olsun o her hafta geliyor da. Yine de Emrah geliyor Zehra'ya. Çoluğunu çocuğunu gelir. Bindirip geliyor. O olmasa daha çok canını tabii, sıkılır. Tabii her hafta gelir kaçırmaz yani.
İşi olmadıktan sonra muhakkak gelirler. Keşke Mahir Belen de burada olsaydı. Ne yapacağım? Vazifesi galiba. İşi Orla'dan çıktı. Allah'ım sen olsun. Sen olsun hadi selamlar gelsin. Evet evet. Hepsine oğluma, kızıma, şehirdekine hepsine sonsuz selamlar. Hepsini de öpüyorsun. Allah'a emanet ediyorsun. Sübeyda seni selam gönderiyoruz buradan İzmir'e. Zehra yengem. Zehra yengemin kızı Zübeyda İzmir'de oturuyor arkadaşlar. Bir kere yazın video çekmiştik. Biliyorsunuz Zübeyda ama. Buradan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyor Zehra yengem. Ceyda Edirne'de çoluğundan, çocuğundan Allah'ım ömürlerini versin. Onları da buradan yine sevgiler, selamlar. Meram gedik kalmasın. Meram'e de yollayalım. Meram duşaklı duruyor. Meram'e de buradan selam, sevgiler, selamlar. Zehra yengemin evet. Evlatlarına. Torunlarımı hepsini öpüyorum ayrı ayrı. Allah herkes hayırlı geçinmesin. Beşeğin ardı gurbet Zehra yengem. Tabii tabii. Evden çıktın mı? Aha bizim köy yakın. Gidemiyoruz Allah'ın aşkına. Fırsat bulacaksın da anan buban yanına gideceksin ama. Diyorlar ki anan buban sağ kanı git gel diyorlar. Aha gidiyorsun iki gün üç gün duruyorsun yine gurbet bir hafta sonuna. Evet. Bak pandemiden oturu biz önden her sene o Edirne'ye gidiyorduk. Gidiyordunuz. İzmir'e gidiyorduk. İzmir'e gidiyordunuz. Uşağa gidiyordunuz. Uşağa gidiyorduk. Simav'a gidiyorduk. Ben Simavlıyım ya. Kaplıcalar vardı. Şimdi pandemiden dolayı iki senedir gidemiyoruz bir yere. Gittiler mi de yine iki hafta, bir hafta, evet. Bir ay durup geliyorlardı. İzmir'de bir ay duruyorduk. Duruyordu Edirne'de. 15 gün Edirne'de duruyorduk. Buradan geldiler Meram bizi niye gelmemiz diye küsüyordu. Bir de Meram gidiyordu. Bir de oraya gidiyorduk. Zerem, Meram devamlı görüyorlar da yine de ona da gönüllüyorlardı arkadaşlar. Evet ne yapacaksın ya? Yapacak bir o şey. O zaman kızıyor her yerde dolaşıyorsunuz da bize gelmiyorsunuz diye kızıyor. Haklılar ya. Evet. Onlar seni gönülledi mi sen de onları gönüleceksin Zehra yenge. Tabii tabii tabii. Allah ömürlerini versin. Zübeyda kışın gelirseniz olsun. Babası gelemez kızım pandemi var dedi. Ya ağlamamız hasta hasta oluverse yolladı evet. Zehra yenge. Bir de astım bronşit oldu. Bir de Mehmet Ağa'da astım bronşit var. Ben şeker hastası tansiyon bilmem ne. Ben de öyle korkuyorum. Az daha kalabalığa girmiyoruz yani. Gitmiyoruz. Evimizdeyiz bu sene de Allah ömrü verirse bizim. İnşallah. Zehra yengem gidecek arkadaşlar. Biz videomuzu bitireceğiz. O babamın anamını da çekiyor. Benim anam babam bu. Babam bu. Zehra yengem. Zehra yengem ilk arkadaşlar. Zehra yengem dışarı çıktı. Anne. Bu da annemin annesi. Ortaya dek annem. Ondan sonra Hacı dedem rahmetlik. Şu da Halil Baba cazımla. Yine annem. O da Kabe'de dönerken. He? O da annem ömreye gittiydi arkadaşlar. O da Kabe fotoğrafı. Ya. Sevim annemin acık gençliği. Hacı annem. Vallahi. Ya anacığım. Çok iyilerdi arkadaşlar. Çok. Keşke daha yaşayalardı. Beni çok severlerdi arkadaşlar. Giderdim gelirdim. Anam babam ev gibiydi. Ya. Gideceksin gal işte. Gelen geri gidiyor. Evet. Evet arkadaşlar. Zehra yenge gidecek. Biz... Evlerimize dağılıyoruz artık. Saat 10'a geldi. Saat 10 evine gon. Biz de onun için dağılıyoruz. Hadi her deyin hepinize hayırlı hadi geceler. Hadi akşamlar. Allah'a emanet. Tekrar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Cümleten hayırlı akşamlar değerli takipçilerim. Tekrar görüşürüz.